Evet arkadaşlar, selam, hoş geldiniz kanalıma. Yücel Ölmezkaya ben. Tarih 2 Temmuz 2020, saat 20.04 ve ben Sıla yoluna başladım. Şu an gerçi daha İngiltere'deyim, o yüzden Sıla yolu pek denmez çünkü de hala İngiltere'de araba kullanıyoruz. Nasipse saat 12'de Dover, Fransa'dan Dover'den Fransa'ya geçeceğim. 2 saatlik bir feribot yolculuğu var. 2-2.15 gibi Fransa'ya vardıktan sonra 600 kilometrelik bir yolun Almanya'ya devam edecek. Belçika üzerinden. Fransa, Belçika, Almanya. Bir gece orada yatıp abimlerin yanında bir veya iki gece, sonra Türkiye gurbeti doğru, memleketi doğru, ne gurbeti, gurbet dönüşte olacak. Memleketi doğru, güzel memleketime devam edeceğim. Gördüğünüz gibi yalnızım. Araba yüklü. Bol bol içecek aldım yanıma. Birkaç tane sandviç yaptım. Sağ olsun yengem bana bir yolluk hazırlayacak Almanya'dan. Önden de bir kamera çekiyor. Dönünce işte artık müsait olunca Türkiye'de videoyu montajlayıp güzel bir video çıkartmak istiyorum. Hayırlısıyla inşallah. Gümrüklerde çekim yapacağım. Sorun var mı yok mu? İngiltere, Fransa, Fransa, Almanya, Belçika yolu gümrük zaten yok. Aldığım bilgilere göre de zaten pek kontrol de yokmuş. Ben yine maskemi falan her şeyimi aldım yanıma. Pasaportlar yanımda. Şu an bunları söylüyorum kendi kendime hatırlatmak için. Çünkü yol erkenken de dedim döneyim bir eksiğim varsa. Onun haricinde her şey güzel. Evet. Türkiye'de işte birkaç programım var. Eğitimle ilgili meslek erbabında. İnşallah onlar olur. Eğer tabii bu korona yüzünden izin verilirse. Onun haricinde tatil, Marmaris'e gideceğim, Bodrum'a gideceğim. Kuşadası'nda arkadaşlarımı göreceğim. Eski yaşadığım yerler oralar. Bir 10 yıl Bodrum'da yaşadım. Onlarla görüşüp tekne turuna çıkacağım. Durum bu. Yağmur yağdı. İnanılmaz. Yani 120 km olan hız sınırı olan otobanda 60-50, yani 40'a kadar düştüm diyebilirim. Yani göz gözü görmüyordu. Çok berbat bir yağmur yağdı. Şimdi de açtı. Güneşe bak öbür tarafta. Güneş batımı ne güzel. Allah'ın hikmeti işte. Bir yağmur, bir güneş. Gittiğim güzergah da hiç şey falan gözükmüyor. Gayet açıkımsı. Şu an ne kadar geldik? 100 km falan geldik. 80 mil kaldı Dover limanına. Yani Sat-Nav'a göre 22-20'de oraya varıyorum.
Yani bir saat gibi bir erkenim. Ama bir kaza var galiba Dartford Köprüsü'nün o taraflarında. Yani bu Thames Nehri var Londra'nın içinden geçen. O Londra'nın içinden geçiyor. Doğuya doğru denize akıyor. Ve o köprünün üzerinden geçtiniz. Dartford Köprüsü. Orada bir kaza var diye duydum Dover tarafında. Bakalım. Satnav inşallah beni yönlendirir de yani kazaya denk gelmeyiz. Yol çünkü kapalıymış. Alternatif ve yol daha vermedi. Kızımla konuştum. Onları da Mart ayından beri göremiyorum bu korona yüzünden. Onunla bir sohbet ettim. Oğlumu aradım, telefonu kapalı. Benim kız Eylül ayında 15 yaşına girecek. Oğlum da 20 yaşında. Şubat'ta 20'ye girdi daha doğrusu. Üniversiteyi okuyordu bu sene. Korona yüzünden üniversiteyi bıraktı. Müzisyen kendisi, konservatuar okuyor, gitarist, elektro gitar. Kız da şarkı söylemeyi seviyor. O da şarkıcı olacak galiba. Yani ailede bizim hiç öyle müzisyen hiç kimse yok. Ama ikisi de gayet vasıflı yani. Sesi güzel kızın. Oğlan zaten acayip çalıyor. Instagram'da takip edin. Coşkun. Ama Joshua. Orta ismini kullanıyor. Joshua Olmezkaya. Instagram'da. Yani gayet yetenekli ikisi de. İşte kızla konuştum. Yolda olduğumu söyledim. Yani genel bir sohbet. Evet. Limana gelince tekrar konuşuruz. Ben kamerayı yine döndüm. Öbür kamerada bir sorun var. Ulaşamıyorum da uzak kaldı bana orası. Kart arıza verdi. O yüzden bu kamerayı çeviriyorum öne. Arkadaşlar merhaba, limana geldik. Erken geldim. Ama iyi bir haber olmadı. Çünkü feribot gecikmeli. 12'de kalkması gereken feribot 1.30'da kalkacak. Dolayısıyla biraz bekleyeceğiz. Yani 10.30. İşte biletimi aldım. Gümrük Fransa gümrüğünden geçerken bir tek pasaporta baktı. Tamam geç dedi. İngiltere
Yani Fransa, İngiltere zaten yan yana. Hepsi bir şeyde, feribotu girmeden gümrükten geçmiş oluyorsunuz. Sadece güvenlik durdurdu. İşte bütün kapıları açtık. Çantanın bir tanesini makineden geçirdi. Ondan sonra masken var mı yanında dedi. Çünkü feribotta maske takmak zorunluluğu varmış. Var dedim. Biraz sohbet ettik. Sorular sordu. İşte nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun falan fişman. 10 akabinde geç dedi. Sonra işte feribotta check-in yaptık. Bunu veriyorlar böyle. Bunu aynen şu aynanın üzerine takıyoruz. 208 nolu şeritteyiz. Önümde 3 tane araba var şu an. Ama 3 arabanın olması yani hiçbir şey fark etmiyor. Çünkü bir uçağı daha bekleyeceğiz. Bir şimdi çıkan feribotu kaçırdık maalesef. Yani eğer yetişmiş olsaydım ona binebilirdin dedi. 10 dakika önce çıkmış. Dolayısıyla şansımız hayırlısı. Bunda da bir hayır var deriz. Yani şu an buradayım. Bekliyorum saat 1.30'a kadar. 10.30 şu an saat. 11.30, 12.30, 11, 12, 1, 3 saat. 1.30, 12, 15, 12.45 tekneye yani gemiye almaya başlayacaklar. 45 dakika öncesinden. Bayağı da kalabalık, yani kalabalık derken kamyon çok, tırlar çok var, Polonya plaka çok var, ondan sonra İngiliz plakası var işte 5-6 tane. Yani durum bu. Şu an buradan çekim yapılacak pek fazla bir şey yok. Sadece size dedim işte deyim dedim nasıl buradaki yani Fransa İngiltere arası. Hiçbir sorun yok. Evet arkadaşlar, limanda bekliyorum. Beklerken de zamanımı iyi kullanıyorum. Şu an Mehmet Asır Bey'in canlı yayını seyrediyorum. İhtiyaç var mı yok mu bilmiyorum. Öğreneceğiz. Teşekkürler Hüseyin Bey demiş. Kendinden selamlar demiş. Kızlarıma aleyküm selam. Ondan çok şey öğrendim. Bu yola nasılsın zaten abi? Çıkmamın İyiyim nedenlerinden bir tanesi kendisidir. De kendinize iyi günler. Haziran'da yaptığı yolculukta birebir canlı yayın yaptı kapılardan. Yani çok verimli bilgiler aldım kendisinden. Şu anda canlı yayını sohbet ortamında izliyorum. 2000 abone gelirim inşallah. Sağ olsun. Yorumlarıma da cevap veriyor. Allah bin kere razı olsun. Evet arkadaşlar, saat 1:06 geçiyor. 3 Temmuz sabah. Şu an feribota alınmaya başladık. Bayağı bir gecikmeden sonra. Evet, şu an gidiyoruz. Katı alıyorlar. Ulan kapak açıldı.
arkadaşlar, Fransa'ya geldik. Kale. Sağ salim biraz sallandık ama fena değildi. Şimdi istikamet Almanya, Belçika üzerinden. İnşallah kaybolmayız. Bakalım satnav. TomTom bizim güncel gerçi ama belli olmuyor. Şimdi tabii sağdan gideceğiz. Onu karıştırmamak gerekiyor. Bir de o var. Şu an burası Fransa gümrüğü. Gördüğünüz gibi hiç kimse yok. Şu anlık. Sanmıyorum da bir yerlerde olsun birileri. Şu an fazla konuşmuyorum çünkü yola konsantre olmak zorundayım. Bu Navabek satnava pek güvenemiyorum şu an. Çünkü Fransa'da genelde hep beni karıştırıyor. Şimdi neresi diyor?
arkadaşlar bu Satnav'a pek güvenmiyorum. Diğerini kullanacağım. İnşallah. Günaydın arkadaşlar. Yine ben. Saat 6.06. Brüksel çevre yolundan geçtik. Trafik bayağı yoğundu. Şu anda trafik durdu. Yani yavaşlıyoruz artık. 30-20 kilometre. Yani sabah trafiğine denk geldik sanırım. 460 kilometre yolum kaldı. Ya bu Belçika'da araba kullanmak beni strese sokuyor. Kaza olmuş galiba. Evet, sağ şeritte en dışta bir araba var. Sol şerit, orta şeritte insanlar var. Ne oluyor anlamadım burada. Neyse atlattık. Ben strese giriyorum Belçika'da araba kullanırken. Çünkü burada 120 km sınır hızı. Yani Belçika'da yaşayanlar eğer seyrederse bunu beni düzeltsinler eğer yanlışsam. Yoruma lütfen yazın. Ya 120 bütün şimdi burada hız sınırı. 120, 90, 70 artık duruma göre. Ama öyle bir eğitimli ki buradaki insanlar en sağ şerit. Yani eğer önü müsaitse en sağ şeride geçiyor. Yine 120 basıyor. Böyle makas atarak insanlar solluyor birbirini. Yani devamlı dikiz aynasında, devamlı arka aynadan bakman gerekiyor. Çünkü önünde kamyon var. 120 gidiyorsun. Orta şeride gelmen gerekiyor. Bir bakıyorsun arkandan herif dibine girmiş. Yani ya bu Belçika'dan ben bayağı geçtim. Almanya'ya gelirken en son Türkiye'ye gittiğimde yani bilmiyorum şu an başıma ağrı girdi. Çünkü şey yapmıyorlar yani yavaşlamıyorlar. Sen sinyal çekiyorsun orta şeride geçmek istiyorsun. Bakın şöyle kamerayı çevireyim. Orta şeritte gidiyorum. Şu an süratim benim 115 120. Şimdi kamyonlar sağ şeritte. Şu an ben 120 gidiyorum. Görüyorsun öne doğru yaklaşıyorum. Hemen sol sinyal. Dış şeride. Şimdi şurada bir boşluk olsa önündeki boşluk şuradan biri çıksa sol şerit hemen at, hemen giriyor yani makas atıyor. Hiç beklemiyor bu adam geçecek mi ne kadar hızlı geliyor. Bak görüyor musun herkes şimdi sağa kayıyor. Hadi biz de gidelim. Sol şu an bomboş. Şimdi normalde benim bu sağ şeride geçmem gerekiyor ama ileriki şerit kapalı olduğu için buradan devam ediyoruz. Şu an arkamdan bir tane kamyonet geliyor. Ben şimdi ortadan gidiyorum diye dibime girdi. Hadi biz de şimdi sağa geçelim. Ama o da şimdi arkamdan geldi. O da sağ şeride geçti. İnadına herhalde. Yani bilmiyorum eğer Belçika'da yaşayan ve bunu seyreden olursa bana yorumda lütfen yazın. Yani bu anlattıklarım doğru mu? Doğru mu şey yapmışım? Ya öyle bir disiplinli o kadar bir şey var yani düzen var burada. Bu düzene uymak İngiltere'deki trafikten sonra biz İngiltere'de çünkü agresif araba kullanılıyor. Tamam herkes şerit ihlali yapmıyor ama bizde en yavaş giden arabalar en dış şeritte gider. Zaten bizim orada 70 mil hız sınırı. O da yaklaşık 105 kilometre hız var otobanda. Yani en soldan gideriz. Ama burada
3 şeritte de 120 gidiyorlar. Her yerde 120 gidiyorlar. Kamyonlar hariç tabii.